Sizleri ziyaret ettik. Ahmet her cuma namazından sonra kutularla çikolata alıp hiç kimsenin görmediği bir şekilde bazı okullarda, bazı kenar mahallelerde çocuklara çikolata dağıtırmış. Şimdi bu anısını yaşatmak için bugün böyle bir etkinliğe vesile olduk. Sağ olun Yeniz Hanım, Müdür Hanım. Bize ev sahipliği yaparak bugün bir faaliyeti sizinle beraber Ahmet'i anarak yapmak istiyoruz. Bu vesileyle önce ailesine, Konyaspor Futbol Kulübü'ne ve tüm spor camiasına tekrar başsağlığı diliyoruz. Senin yerin olmayacak, bu şehir unutmayacak. Senin yerin olmayacak, Ahmet'im, bu şehir unutmayacak. Senin yerin olmayacak, bu şehir unutmayacak. Senin yerin olmayacak, Ahmet'im, bu şehir unutmayacak. Hakan abi arkaya geçelim mi? Bakın arkasına. Ne güzel ya. Bir gelenek ya. Sayın Başkan. Teşekkür ederiz. Başkanım, Mustafa Hoca'nın karnesi nasıl ilk dönem? Geçen hafta talihsiz bir trafik kazasıyla aramızda ayrılan Ahmet Çalık'ın anısına Ankara Yücü muhteşem bir organizasyon imza attı. Biz bugün sadece aslında bu kısmını çekebiliyoruz. Ahmet Çalık her cuma günü namazdan sonra herhangi bir okula gidip çocuklara çikolata dağıtıyormuş. Ankara Yücü yönetimi de bunu duyunca böyle bir kampanyayı organize etti. Şu anda Türkiye'de hemen hemen bütün şehirlerde benzer organizasyon yapıyor ama başlatan Ankara Yücü oldu. Tebrik ediyorum başkanım ve başımız sağ olsun diyorum. Evet, ben de tekrar vesilenizle Ahmet'e Allah rahmet eylesin diyorum. Ailesini, yakınlarının, futbol camiasının başı sağ olsun diyorum. Evet, gerçekten Ahmet'in sevildiğini maalesef onu hayatta kaybettikten sonra anladık. Biz de Ahmet'in işte her cuma cumadan sonra bazı okullara gidip çikolata dağıtıldığı ile ilgili bir geleneği varmış. Çok insani bir şey. Biz de bu insani bir
Ahmet'in bu insani davranışını yaşatmak için onun anısına bugün geldik bu okula, bu kampanyaya yaptık. Kampanya yapma çağrımızdan sonra sağ olsun Türkiye'de Süper Lig'deki bütün kulüpler, TFF 1. Lig'deki bütün kulüpler bu kampanyaya destek oldular. Geniş bir kitle camiamızda bu kampanya destek oldular. Hem Ankara'da hem de Türkiye'nin birçok okulunda Ankara Gücü'nün başlattığı bu kampanyaya destek olmaları bizi mutlu etti. En önemli şey tabii Ahmet'in anısını yaşatmak. Bu masum yavrularımız vesilesiyle ona dua göndermek oldu. Bizi işin manevi yanı bizi ilgilendiriyor. Ahmet'in anısını yaşattığımız için de mutlu olduğumuzu diliyorum. Ankara Gücü bu sağ olsun Hüseyin kardeşimiz bu işe öncülük yaptı. Herkes hareketlendirdi. İyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. En azından ailesinin acısını azaltmaya bir katkı sağladıysak bu bizi mutlu eder diyorum. Tekrar Allah rahmet eylesin. Ahmet binlerce çocuğa çikolata dağıtmasına da vesile oldu evet. Tarafta. Evet. Ama bugün karne günüydü ve çocuklar evet. Ankara Gücü Başkanı'ndan, Ankara Gücü Teknik Direktörü'nden, Ankara Gücü futbolcularından karnelerini aldılar. Evet. Karne günü olması ayrı bir tesadüf. Tabii ki bu da bizi mutlu etti. Bugün hem çikolata verdik hem de karnelerini dağıttık. Biz de vesile olduk. Çocuklar 15 gün bir ara vermiş olacaklar. Aynı zamanda bu hafta sonu futbol camiası da bir 15 gün ara vermiş olacak milli maçtan dolayı. Dediğim gibi Ahmet'i getirmek mümkün değil ama en azından onun anısını yaşatmak, canlı tutmak bizim gibi futbol spor camiasında olan insanların sorumluluğudur diye düşünüyorum. Ankara Gücü de buna öncülük ettiği için mutlu camia bu anlamda mutlu olduğunu ifade etmek isterim. İnşallah buna benzer Ahmet'in iyi hasletlerini farklı kulüplerimiz, spor camiası öne çıkartır. Az sonra dediğim gibi Ahmet'in gıyabında bu hayırlı işlere vesile olmaktır. Bu sezon mikrofonu ne sana ne Yusuf'a pek uzatamadık. Aynen. Sıkıntılı bir süreç vardı. Bugün aynen. Mikrofonu uzatıyorum ama futbolda konuşmak aynen. için uzatmıyorum. Ahmet Çalık Ankara'nın yetiştirdiği çok özel futbolculardan bir tanesi. İkiniz de karşı karşıya çok oynadınız Ahmet Çalık'la. Çok güzel bir hatıra bırakmış ilkokul çocuklarına. Cuma namazı çıkışında çikolata dağıtmış. Bugün Ankara Gücü bir zincir başlattı. Tüm Türkiye'ye yayıldı. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Biraz Ahmet'i de dinlemek isterim. Hem de şu etkinlikten bahsedeyim. Ya şimdi şöyle söyleyeyim Bülent abi. Bir futbolcu olarak biz de yıllardır profesyonel futbol oynuyoruz. Bir futbolcu olarak Allah herkese gecinden versin. Ama vefatından sonra böyle anılmak gerçekten gurur verici bir şey. O kadar iyi yetiştirilmiş bir kardeşimizmiş ki böyle anılması nasip oldu ona. Cuma namazı çıkışlarında dediğin gibi çocuklara okullarda, sokaklarda çocuklara çikolata dağıtırmış. Gerçekten çok güzel bir şey. Hani anılması gereken bir şey. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için ailesine gerçekten minnet duyuyoruz. Güzel bir kardeşimizi. Allah toprağını bol eylesin. İnşallah mekanı cennet olsun diyelim. Böyle anılmaya devam edilsin. Siz ikiniz de gerçekten şu anda da çok güzel anılan iki futbolcusunuz. He. Yusuf sen de öyle. Neler düşünüyorsun? Abi böyle bir kardeşimizi kaybettiğimiz için üzgünüz. Ben dostluk kuramadım ama rakip olarak yani çok saygılıydı. Halimizi hatırımızı sorardı kendisi. Biz tabii çok üzüldük yani aramızdan ayrıldığı için. Ama her futbolcu arkasında böyle bir iz bırakmak ister diye düşünüyorum. Ailesinin bir yandan tabii ki onların yüreği yandı. Onların içi acıyor ama kendi oğullarının böyle bir iz bıraktığı için de çok mutlu olmaları gerekir. İnşallah hepimiz de arkamızdan böyle bir iz bırakabiliriz. Yani ben Ahmet'in çok güzel bir insan olduğunu zaten yüzünden anlıyordum ama böyle şeyler yaptığını bilmiyorduk. Böyle şeyler yaptığı için de bir kez daha Allah'ım onu cennetiyle şereflendirsin. Ailesine de
sabır diliyorum. Türk futbol camiasının başı sağ olsun. İnşallah hepimize Ahmet gibi anılırız.